Bol numune almamız lazım topraktan, çok bol. Merak etmeyin hanımefendi, araştırma emrettiğimizden daha dikkatle devam ediyor. Ne oluyor burada Nüveyre? Ne oluyor? Ne arıyor bunlar benim arazimde? Biraz daha yumuşak konuşamaz mısın Tevfik? Yüksek sesten hoşlanmadığımı bilirsin. Affedersin şekerim ama sen de benim bu arazi meselesinde hassas olduğumu bilirsin. Ne yapıyor bu herifler? Herif dediğiniz insan maden mühendisi beyefendi. Her ne haltsa beni ilgilendirmez. İlgilendirmezse de hakaret etmeye hakkınız yok. Hakaretimden rahatsız olan gider topraklarımdan. Hadi hala ne bekliyorsunuz? Bu kabalığını unutmayacağım Tevfik. Affedersin karıcığım ama biliyorsun ki... Bildiğim sizlerden canımın sıkılmaya başladı. Kızlarının huysuzluğu yetmiyormuş gibi sen de bir başka olmaya başladın. Ümidim sen, aşkım sen. Ümidim sen, aşkım sen. Hayalim dünyam sensin. Hayalim dünyam sensin. Her güzellikte gülen biricik 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 dünyam sensin. Uyurken uyanırken gördüğüm rüyam sensin. Uyurken uyanırken gördüğüm rüyam sensin. Her güzellikte gülen biricik dünyam 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 sensin. Ne oluyor orada? Hiç, çiçek topluyordum da. Çiçek toplamak için saz salonundaymış gibi şarkı mı söylemek lazım? Oh hala, sizler de işi gücü serip burada dalga geçin. Hadi bakalım iş başına. Onlar namına sizden özür dilerim. Özür dileyeceğine benim asabımı bozmamaya bak. Sonra laf edince üvey ana oluyoruz. Sen bir türlüsün, kardeşim Perihan bir başka türlü. Bir kusurumuz varsa? Hepiniz hayal peşindesiniz. Senin müziğin, uyuşukluğun, bitip tükenmez budalalıkların... ...kardeşim Perihan'ın içki ve serserilik merakı... Bugün çok kırdın beni Tevfik. Bir karar vermenin zamanı. Bu arazi ve kızların meselesini halletmem lazım artık. Bir alkolikle bir şarkıcılık hastasına kızlarım diyebilmen için aklımdan şüphe etmemiz lazım. Seni seven, seni düşünen tek insan benim. Öyle olduğu halde beni rezil ettin maden mühendislerinin yanında. Sonra Perihan'la Necla sana beslediğim saygıdan çok şey kaybettiriyor. Hatta sevgimden bile. Necla? Necla! Efendim baba. Annene selam vermeyecek misin? İyi geceler Nüveyra Hanım. Buna selam değil alay etmek derler. Anne demeye tenezzül etmiyor mu küçük hanım? Ben hayatımda tek kadına anne dedim. Rahmetli anneciğime.
Bir başkasına ölsem anne diyemem. Babamla evli olsa bile. Seni evlatlıktan reddetmek zorunda kalırım. Ona göre. Karar size ait babacığım. Benim için annemin hatırasını lekelememek, kızlarını anlamayan bir babayı kaybetmekten daha önemli. Küçük hanımı hala müdafaa edecek misin teyze? Haklıymışsın karıcığım. Ben evlat diye düşman yetiştirmişim bağrımda. Dam 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 da 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 da. Dam dam dam. Al ikinci numara. Kendinde bile değil. Haklısın. Bunlar fena azmışlar. Perihan. Perihan. Bakmak tenezzülünde bile bulunmadı. Bak teyzik, seninle son bir defa kızların hakkında konuşmak istiyorum. Sevmek ne güzel, sevmek ne güzel. Şarkı söylemenin saati mi Perihan? Şarkı saatle değil, arzuyla söylenir. Ben de söylüyorum ama gece yarısı değil. Nüveyre büsbütün kızacak. Allah cezasını versin onun. O pis kadının esiri miyim ben? Değilsin ama babamızın hatırını alttan almamız lazım. Hoş, senin de babamızdan kalır yanın yok ya. Sarhoşsun, söylediğini bilmiyorsun. Bir kerecik sen de sarhoş olsan, bir gececik sen de yaşasan. Ben memnunum hayatımdan. Gerçek hayatı bilmiyorsun ki. İçki, eğlence, aşk, senin hayatın okumak, iftihar listesine geçmek, spor yapmak, kuru kuru kupa almakla geçti. Yeter Perihan, duyan seni düşmanımsın zanneder. Güzelsin, hoşsun ama soğuksun. Hayatında tek bir erkek, en ufacık bir aşk hikayesi bile yok. Hususiyetim kimseyi ilgilendirmez. Şunu da unutma ki hayatta hislerden çok akıl işe yarar. Bu akılla gidersen bir gün evde kalırsın. Bu gece canım seninle münakaşa etmek istemiyor. Başka odada yatacağım. Ben enayi değilim Tevfik. Seni affetmem için önce kırılan gururumu tamir etmelisin. Az önce sarhoş sarhoş yukarı çıkarken bana selam verme tenezzülünde bulunmayan Perihan'ı aşağı indirmelisin. Aşağı mı? Hı hı. Özür dilet ki aynı terbiyesizliği tekrarlamasın. Haklısın şekerim. Fazla şımardılar. Derslerini vermek lazım. Sarhoşluğundan faydalanıp suçu üstüme yıkacaksın. Nüveyre de senden yana, alçaklar! Perihan! Ben hapislerde çürürken babamın mirasını yersiniz. Benim aşklarımın, benim canlı hayatımın intikamını iyi aldın abla. Tebrik ederim.
baba katibi diye belki de asarlar beni. Sus Pelin. Yalvarırım böyle konuşma. Bana karşı bütün hatalarına rağmen hayatta en sevdiğim insansın. Hatalarımın intikamını iyi aldın abla. Hem de babamla beni ölüme mahkum ederek. İşte katil bu. Küçük kızı Perihan. Zavallı kocacığım. Nasıl oldu? Zavallı kocacığım. Kızlarını yola getireyim diye çalışırken. Oh, çok müthiş bir şey. Bunlar evlat değil canavar. Kan bürümüş gözlerine. Karşı geliyorlardı babalarına. Perihan'ı azarlarken birden bir silah sesi işitip yukarı fırladım. Perihan... Kardeşim değil, ben öldürdüm memur bey. Hayır, gözümle gördüm. Perihan'la münakaşa ediyordu, sarhoştu. Kardeşim sarhoştu ama ben öldürdüm diyorum. Peki, sebep? Kardeşimi hırpalıyordu. Kalbini kırıyordu zavallının, bağırıyordu. Her baba çocuklarına bağırır. Belki ama bir şuursuzluk anı, nasıl oldu bilmiyorum. Peki, nereden ateş ettiniz? Nereden benim? Yalan olduğu nasıl belli? O öldürdüyse bilmez mi nereden ateş ettiğini? Babasını ateş edecek kadar şuurunu kaybetmiş bir insan ateş ettiği yeri unutmaz mı? Yoksa siz de mi onlarla birliksiniz memur bey? Ablam itiraf etti öldürdüm diye. Hala bana mı yüklemek istiyorsunuz suçu? Peki neden yaptı sizce bu işi? Aşağılık duygusundan. İçine kapanık, hayatı yaşamayan bir kızdı. Geri kafalılığı babamın hayatına mal oldu. Sus Peri, kurbanın olayım, konuşma. Cinayeti itiraf ettim ya, hala beni itham edip kırma kalbimi. Evi dolaşabilir miyiz? Elbette. Lütfen sizler de gelin benimle. Beyefendinin çalışma odası burası mıydı? Evet efendim. Savruk tabiatlı mıydı? Hayır, dünyanın en muntazam insanıydı. Bu odadan en son kim çıktı? Ben. Masa bu kadar dağınık mıydı siz çıkarken? Vallahi o kadar asabım bozuktu ki pek farkında değilim. Herhalde Tevfik Bey öyle bırakmış. Zannetmiyorum. Bu odanın başka biri tarafından karıştırıldığını farz etsek. Kim karıştırabilir? Farz etsek dedim. Çalınacak bir şey var mıydı? Bütün bunları neden bana soruyorsunuz? Aslında sorularımı ortaya atıyorum, siz kendi üzerinize anlıyorsunuz hanımefendi. Bu evde kötü bir şeyler dönmüşse, herhalde ilk şüphelenilecek kimse babasını öldürecek kadar hissiz olanlardır. Tartışmayı bırakın lütfen. Babanızı öldürdüğünüzde hala ısrar ediyor musunuz? Suçu bir başkasına yüklememi mi bekliyorsunuz komiser bey? Şu halde tahkikatımız son bulana kadar sizi köşkün odalarından birine kilitlemek zorundayız. Siz bilirsiniz komiser bey. Gün ağırdı memur bey. Bir yorgunluk kahvesi içersiniz herhalde. Memnuniyetle. Necla katil olduğunu itiraf ettiği halde ne arıyorsunuz hala? Merakımı çekti. Mesleki alışkanlık. Yukarıdaki katille konuşsanız daha faydalı olmaz mıydı? Kaçmış şef. Nasıl kaçabilir? Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş. Motörü hazırlasınlar. Baş üstüne. Hemen başkana telefon edin. Durum planladığımız şekilde devam ediyor. Baş üstüne.
da var, mor ya da fosforlum, bende de kara sevda var. Denizlerin kumuyum, kumuyum, balıkların puluyum, puluyum. Efkarlanma fosforlu çevreye. Lan sana ehliyet verenim be, trafiği berbat ettin. Affedersiniz, görmedim de. Vay anam vay, seni tanrı mı gönderdi, kul mu gönderdi? Burada garip garip demleniyorduk. İki göbek at da neşemiz çiçeklensin. Eyt, ağır ol bakalım. Bırak o çıpayı yerine de siyasi vaziyetimizi bozmayalım. Yoksa bir başlarım hayat hikayene, mabada aile kabristanındaki ecdadında biter. Size bir şey yapmadım ki ben. Bırak kızım şu elindekini. Başına amallık ediyorsun. Bizimkiliğe işlemez öyle hafif şeyler. Halis tüfen amurudur. Oho, sucuk gibi olmuşsun. Yoksa yalıları soyan deniz faresi sen misin? Bu melek suratı arakçılık yakışır mı be kızım? Hayır, hırsız filan değilim ben. Öyleyse ne alsın? Buraya dikiş dikmeye gelmedin. Otobüs de beklemiyorsun. Kimden saklanıyorsun anam? Hiç, saklanıyorum. Gazla öyleyse çık bakalım. Çıkarım. Hop, demek sabah gezintisine çıktın. Alay etmeyin. Oh, alengirli bir gün. Polisler de balık avına çıkmışlar. Polisler mi? Çaktım. Sen aynasızlardan toz olmak istiyorsun. Ama kaçayım derken yanlış tarlaya düştün. Ne münasebet? Münasebeti, üzüm sepeti falan yok. Sayın baylar peşinde boşuna talim etmiyorlar herhalde. Vardır bir karagöz oyunu. Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynacağına, gir içeri bakalım. Memlekette ne kadar asayiş meleği varsa sülalesine davetiye postalamışsın anlaşılan. Polis bayramına döndü ortalık. Yemin ederim ki kimseye bir kötülük yapmadım. Bileklerini hazır tut süt kuzusu. Bileziğin takılması yakındır. Ne olur bırakın şakayı. Babamı öldürdüler. Allah rahmet eylesin ama benim bildiğim öldüren kaçar. Ölenin kızı değil. Ne olur yardım edin kaçmama. Dur bakalım parlatalı manzaratu. Kelimiz cilalansın. Kayıkhaneleri arayalım. Şimdilik lüzum yok. Soyun bakalım başımın belası. Soyunmak mı? Çok ahlaksızmışsınız. Kurtulmak için sizin pis isteklerinize boyun eğeceksem hapse girerim daha iyi. Korkma be. Kız görmedik değiliz evvelallah. Biz zevki selim sahibiyiz. Öyle her rast gelen kıza yeşillenmeyecek kadar vicdanımız kuvvetlidir. İnsaniyetlik edelim dedik. Çok. Birazdan buranın sahibi balıkçılar gelir. Seni benim fakirhaneye götürünceye kadar kılık değiştireceğiz. Gündüzün köründe polislerin önünden nasıl geçeriz be? İşletsene elektronik beynini. Sıkı delikanlı oldun ha. Siz de yaman kadın. Ne demezsin şekerim. Hadi sen gazla bakalım. Beni ilerideki köşede bekle. Soyunmayı yanlış anladığım için özür dilerim. Bırak edebiyatı da yaylan. Adab-ı maşeret karın doyurmaz. Boyuna kalçalarının titreşine kurban olayım. Kadın dediğin böyle aslan gibi olmalı. Topuğu bastı mı yere erkeğin ciğerinde çınlamalı sesi. Güzelim dur da iki çift laf edelim. Ay oynama sevmem el şakası. Canım cilveni yusunlar senin. Sen benim yumruğumu yer döveler. Topukmuş. Kalçam titriyormuş ha. Yürü. Vay anasını hale bak buraya.
Abiler dondum be, çok soğuktu be. Elbisem nerede? Aynasızlar damgalı eşek gibi elbiseden tanıdılar. Yorgan gitti, kavga bitti. Ne yapacağım şimdi? Sayenizde tecavüze uğradık, ihval de oluyorduk. Yarın bu hazin hadiseyi gazeteler yazar. Hadi tüyelim hanım. Benim hava gece kondum. Bütün raconlarımı burada keserim. Çok güzel. Cebimiz fakirdir ama gönlümüz İstanbul'u sevecek kadar zengindir. Yuvarlan içeri süt kuzusu bakalım. Hop, 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 elden gel. Hop, 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 amma da kör nişancıymışsın be. Affedersin. Ah be fosforlu, neredesin be? Gözümün elifi, ciğerimin faresi, kalbimin hançeri, neredesin? Burada olsan da küçük hanım görseydi kadın dediğinin modeli ne biçim olurmuş. Kim fosforlu dediğiniz? Hayat aşkımın bir tanesi. İnsan onu gördükten sonra kainattaki kadın mahlukatının sülalesi teneke geliyor ha. Sevgiliniz yani. Sevgi ne kelime be kızım. Aşkın fabrikası iflas etse fosforlu yeni baştan icat eder sevgiyi. Ne diyorum sana, o kadar işte. Gidecek yerin var mı? Eve gideceğim. Aklını peynir ekmekle mi yedin yahu? Şimdi orası kum gibi polis kaynar be. Çiftliğimize gideceğim. Zalladın gene. Yalanın da bir ölçüsü vardır. Çiftliği varmış. Sen bir garip çingenesin. Gümüş turna neyine? İster inanın ister inanmayın, ben gidiyorum. Ağır ol yavrum, binecek var. Bensiz tek adım atamazsın. Peki artık işiniz ne bende? Ya sahicikten katilsen, kaçırdım seni diye suç ortağı mı olayım? Hadi yürü bakalım. Al iç. Biz birbirimizi yanlış tanımış, boşuna kırmışız Perihan. Çıbanın başı ablanmış meğer. Onun iç yüzünü iyi anlamışsın. Çok sinsiymiş. Sarhoşluğundan faydalanıp cinayeti bana yüklemeye kalktı. Ama yutmadım. Buldu belasını. İkimiz kaldık artık. Yalnızken iyi anlaşırız seninle. Allah senin canını alsın Emisan. Kedilere mi ateş ediyorsun yine? Ne kedisi hanım? Tilki, tilki. Hem de kürkü, son model. Allah seni nasıl bile söyle yaptın. Şu gözlükçünün verdiği gözlüğü almazsan yarın öbür gün fareleri bile aslan görmeye başlayacak. Hadi oradan be sen de. Ben de bu silah varken Tevfik Bey'in katilini bulmazsam bana da İshak Çavuş demesinler. Katili bulmak sana kaldı. Vah benim talihsiz hanımcığım, vah! Başımıza gelenleri biliyor musun? Ya haberimiz var. Sen meraklanma kızım, katili yarın bugün bulacağım. Geçen şoförü gibi ciğerimizi sökeceksin, yeter bu kadar. Eller yukarı katil, girdin kafana. Ah, Ringo filmlerinden düşme numarası. Kıpırdama delik deşik ederim ha. Yedik mi ayvayı şimdi? İndir o silahı İshak dayı, yabancı değil. Arabaya para veriyordu da. Hafiften akraba sayılırız. İshak amcayla Kadriye teyze ellerinde büyüdüm. Bendeniz de ellerinde kuyruğu titreteceğim anlaşılan. Babalık indir şu kavalı be, yeliği deleceksin. Taksitini ödemedim daha namussuz. Aa, o nasıl konuşma öyle? Beğenemedin mi cadaloz? Aa, hoşt!
Ciğerci köpeği. Cadalo senin anana benzer. Yalı kazı sen de. Sen de çok lastik ağızlıymışsın Valide Hanım. Kapat çeneni karışmam sonra. Şebek suratlı züppe. Amma film koca karıymış ha. Çene değil iplikçi karının şeyi. Ben seni tuttum. Sakin ol Kadriye teyze. Susar mısın lütfen? Sen asıl şu çenesi düşük çarşaf ağızlıyı sustur. Mübarekteki dil değil yelken bezi. Üstüme iyilik sağlık. Ne biçim adam bu böyle? O biçim teyzeciğim 69 model otomatik süper benzinle çalışır. Hadi içeriye girelim. Konuşmanız gerçekten bir acayip. Ama gene de nedense mert bir gence benziyorsunuz. Benzerim Zahir. Ne olacak mertsem izdivaç talep edecek değilsin herhalde. Yardımınızı rica edecektim de. Ben dallazze falan mıyım? Eğer yardıma ihtiyacın varsa yeni camiye git avuç aç ticaret yap. Ne yapayım? Denize düşen yılana sarılırmış. Ayol ne sızlanıp duruyorsun boşnak gelini gibi? Bırak şu itin kuyruğunu kızım. Cadalos hikmet yumurtladı gene. Ne kadar çifte atsam boş. Sana yardım edeceğim süt kuzusu. Teşekkürler. Anlat bakalım karanlık mazini. Bana kız kardeşimi bile düşman etmek isteyen o Nüveyre'nin gizli emellerini öğrenmek için neler vermezdim. Kapıyı vurduğunuzu işitmedim Şakir Bey. Zaten vurmamıştım efendim. Hoş bir cevap değil bu. Tevfik Bey kapının vurulmasını istemezdi de. O istemezdi ama ben isterim. Ben de vururum efendim. Bir şey arıyordunuz galiba. Size ne? Belki bir yardımım dokunur diye sormuştum. Gidebilirsiniz. Size ihtiyacım olunca haber veririm. Hay hay efendim. Tevfik Bey'in özel sekreteri değil mi? Boş ver sevgilim, aptalın biridir. İşler iyi gidiyor. Büyük kız meydanlarda yok. Adamlarımız bugün yarın onu polisten daha önce davranıp öldürecekler. Şimdi iş Perihan'a kaldı. Onu kendine aşık etmelisin Memduhcuğum. Kıskanmaz mısın beni? Budalalık etme. Vazifede seni kıskanmam. Hadi Perihan'ın odasına çık. Zaten uyuşturucu maddelerle yarı yarıya kendinden geçti. Hemen hediyesini ver. Siz kimsiniz? Nüveyre hanımefendinin yeğeni Memduh. Sizinle tanışmamızın şerefine bu ufak hediyeyi kabul eder misiniz? Ah fosforlu ah! Gözlerinden belli Cevriyem, sende de kara sevda var. Çok mu özledin sevgilim? Kimi kimi? Kimi olacak? Fosforlu Cevriye'yi. Ne demezsin süt kuzusu. Ölüyorum fosforlu Cevriye için. Kalbime kara saplı bir bıçak gibi girmiş fosforlu Cevriye. Utanmıyorsun değil mi? Kullanmıyorum süt kuzusu. Sevmek ayıp mı? Sen hiç sevmedin mi? Ne güzel şey sevmek. Sevdiğinin gözlerinin içine baktın mı... Orada öyle bir ateş görürsün ki... ...bütün İstanbul'un etfaileri bir araya gelse... ...o ateşi söndüremez. İç de kalbinin körüğü çalışsın. Hayatımda içmedim. Yaşamadım desene şuna. Perihan da öyle derdi. Şimdi köşkte ne yapıyorlar acaba? Doğru. Gelelim karanlık mazimize. Burada futbolcu kampında gibi uyumakla yürümez iş. Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım. Thank you.
çağıracağım. Yarın akşam Feza Oteli'nde olur. Tamam. Sokucan Necla'nın başını derde. Köşke göndermek akıl mı? Ya? Tabii. İple yatan pireyle kalkar. Senin gibi taşıyla yatan da kör kalkar. Seni bozuk şirket ayrıya vapurusuna attı karı seni. Ben mi gönderdim? Kendi gitmiş. Hem de elbiselerimi çal... Hop aman namusumuz düşüyordu. Hop. Saadet neymiş, tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydı, ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desem, gel desem. Gel desem, gel. İki gecedir Perihan'ın odasındasın. Çalışmanız fazla renkli geçiyor anlaşılan. Dudaklarından laf değil, bal almışsın sadece. Benim balım sensin. Peki, laf aldın mı Perihan'dan? Sadece bir öpücük. Davamız için sevgilim. Milyonlar gelecek bir işte kendimi feda etmişim çok. Ne feda? Sen de kadınlığını kullanacaksın, ödeşeceğiz. Şu Şakir'i önce halletmeli. Yarın da Tevfik Bey'in ortağı Nurettin geliyor. Onun kalbine girmek benim için zor olmayacak. Sevgilim benim. Ne arıyorsun burada pis katil? Neler söylüyorsun Perihan? Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın. Şimdi de kendi baba evine adi bir hırsız gibi giriyorsun. Sus Perihan, benim kaçmamın tek sebebi... Sus! Yalanlarını daha fazla dinlemeye vaktim yok. Seni polise teslim edeceğim. Neler söylüyorsun Perihan? Aynı kanı taşıyan iki kardeşiz senden. Benim için bu kadar kötü şeyler düşünmek utandırmıyor mu seni? O Nüveyre yılanı nasıl olup da senin kanını da zehirledi? Bırak o telefonu. Kaderimiz birleşmiş seninle. Gel birleşelim, beraber intikamımızı alalım. Hadi oradan, beni kandıramazsın. Ellerin titremiyor mu senin? Gözlerime bak benim, orada gerçeği göreceksin. Babamıza layık görülen haince cinayetin dinmeyen ıstırabına şahit olacaksın. Orada senin için canını bile feda etmekten çekinmeyen bir kız kardeşin gözyaşlarını göreceksin. Gözlerime bak benim, gözlerime bırak! İmdat! Hırsız var, koşun! Koşun! Zavallı kardeşim, Allah seni affetsin. Koşun! Yakalayın! Koşun! Koşun! Ne var, ne oldu? Kim vardı burada? Ablam buradaydı. Pencereden kaçtı. Koş! Kaçtı.
Memduh al bu zavallı kızı odasına çıkar. Zavallı kardeşim, onun bana böylesine düşman olabilmesi için büyük sebepler olmalı. Kendi kendime mücadele edeceğim onlarla. İsterseniz hiçbiriniz benden olmayın, vız gelir. Dur bakalım süt kuzusu. Elinin mis kokusuyla barut fıçısını patlatamazsın. Onlardan intikam alabilmek için insanda kalorifer kazanı gibi yürek olmalı. Hepsi olacak, hepsi. Seni bile geçeceğim, göreceksin. Buraya kulağını tıpalaman için değil, biraz tabanca patlatmasını öğren diye geldik. Patlat da kulağımız neşelensin. Nişanlayamadım galiba. Vay 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 vay! Bizim süt kuzusu arslan sütü içmişe benzer. Biraz nişancıyım, dur da. Şimdi biraz da kavga öğrenelim. Lüzum yok, okulda judo dersi almıştım. O da ne lekardaymış? Japon güreşi. Boş ver o mantar dalgalara kızım. Burada bilek güreşi geçer. Ya, gel bakalım. Oh, hıh hıh, ne diyeceğim? Oh. Haspi geçmeyi bırak da dalgamız taşlanmasın. Yaşa fosforlu cevriyem! Ne fosforlusu be! Alay mı ediyorsun benden? Beni eski yavuklumla karıştırmana tahammül edemem. Fosforlu Cevriye benim eski yavuklum değil ki. Ya neyin? Fosforlu Cevriye benim dünkü, bugünkü, yarınki sevgilim. Ben hayatımca fosforluyu bekledim. Desene bir hayale aşıksın sen. Belki bir zamanlar öyleydi. Ama şimdi öyle değil. Sen geldin. Sen fosforlum. Zavallı bir kutup yozun karanlık dünyasının ışığı. Sen benim fosforlu cevriyemsin. Yeter Çetin, bana öyle bakma. Şu anda derdim başımdan aşkın. Peki fosforlu. Nasıl istersen öyle konuşurum. Pek lakardalı laflardan anlamam. Anladığım bir şey var. Ama boş ver. Onu da sen anla be fosforlu. Buyurun Nurettin Bey. Buyurun. Ne yazık ki içim kan ağlayarak geldim. Kısmette size başsağlığı dilemek de varmış. Oh, çok acı bir şey. Anlıyorum üzüntünüz. Müthiş bir şey. Öyle bir babanın kızı tarafından öldürülmesi... Buyurun komiser bey. Necla'yı yakalayamamışsınız öyle mi? Yaman bir kızmış. Kocamın iş ortağı Nurettin Bey. Sizi tanıdığım iyi oldu. Belki bizi aydınlatacak bilgi verebilirsiniz bu konuda. Bilgi mi? Bu konuda hiçbir şey söyleyemem ki. Ama Necla... Evet? Beklemezdim ondan böyle bir şey. Kimden beklerdiniz bu cinayeti? Kimden mi? Ne söyleyebilirim ki? Müsaadenizle. Müsaade sizin beyefendi. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Yalnız ararsak nerede bulabiliriz sizi? Feza Oteli'nde. Gördüklerime göre hem Şakir'den hem Nurettin Bey'den şüpheleniyor insan. İkisinin de kuşkulu, kaçamaklı bir halleri var. Ya ikisinin de Feza Oteli'nden bahsetmesi mühim. Öyleyse alıp poltamızı biz de otele serelim postu. Nasıl gidebiliriz ki, tanırlar beni. Polisten nasıl kaçtıksa gene model değiştiririz. Gene erkek olmaksa? Başka bir numara düşünürüz. Kapa bu be kızım, gaztenekesi değil. Buluruz bir yol elbet. Bana bak İshak, sen de varsın bu işte. Ah, ben mi? Odağı yırtmıştım, adım Şakir. 417 numaralı oda. Teşekkürler. Hindistan ateşesi Sayın Gandhi ile eşleri Sayın Nehru yani.
Sosyalet Muhaftar'ın daireleri hazır efendim. Hey yavrum hey, Raşkapor'la herkes görse kendi kendini intihar ederdi ha. Bir giz aşağı yendo pavyona giz kendi önce Nero. Ogo buyur Nehru yani. Asalet Muhaftar önce pavyonda içki içecekler. Ne emrederlerse efendim, bu taraftan buyuracaklar. Hıyara Mendo, turşu Mendo. Sen Şakir'in odasını öğren. Hay hay Mento. Keltoşa Mento. Tüm beyi, kaç numaralı odada kalıyorsunuz? 240. Müsaadenizle, gidip makyajımı tazelemek istiyorum. Peki canım. Ne oldu? Üvey anam Nüveyre o. Rahmetli peder ağzının tadından çakıyormuş. Yanındaki de babamın ortağı Nurettin Bey. Cinayet şebekesi ihtima etti desene, tekmin şüpheliler aleste. Nurettin Bey, sizi odanızdan istiyorlar. Seni seviyorum. Ne zamandır bu anı bekliyordum. Yanıma gel. Senin olmak istiyorum sevgilim. Sonra da köşke gideriz. Hep orada kalırız. Büyük işler başaracağız sevgilim. Kıymetli Hintli misafirlerimiz şerefine orkestramız Hint müziği takdim ediyor. Şimdi ne yapacağız? Hintçe şarkı bilmiyor musun? Çaktıramendo, uyduramendo. Argosu senden, şarkısı benden. Sangam. Manki ganga, ay teri manki jamna ka, bol raka bol sanga boga ke megi, ay bol raka bol sanga boga ke megi. Bir tarafta arkadaşım, bir tarafta sen, iki ateş arasında halimi görsen, iki ateş arasında halimi görsen. Ne olur vazgeç arkadaşımdan, öleceğim biraz senin aşkından. Biliyorsun seni nasıl severim, dönmüyorsun yine senin adından. Kimin aşkı olursan ol asla sevemem, sonu ölüm olsa bile asla dönemem. Neriman ki ganga, ay neriman ki cımnaga, pol rata pol sanga poga kemeyi, ay pol rata pol sanga poga kemeyi. Bir tarafta arkadaşım, bir tarafta sen, iki ateş arasında halimi görsen, iki ateş arasında halimi görsen. Üç esrarengiz adam Şakir'in odasının penceresinden girdiler. Sen Nurettin'in odasını öğren. Olur. Alo? Hepsi toplandı otele. Nurettin'in peşindeler. Evet. Kimden emir aldıklarını bilmiyorum şef. Evet, uranyum. Tek şüphelendiğim insan... Ha? Sen... Ben Necla'yım Şakir Bey. Kalıbı tam dinlendirmemiş daha. Açalım göğsünü nefes alsın.
Oho, yolcudur Abbas. Bunu Doktor Bernard bile kurtaramaz ha. Ağzını açtırsak daha iyi. Bir şey söylemek istiyor galiba. Şişt, konuşsan abi, konuşma. Alfabeye başlıyor. Şakir abi, bizsiz. Ben Necla. Ayakkabı. Ayakkabı mı? Ah, titretti kuyruğu Hazret. Ne yapacağız şimdi? Morg bekçisi değiliz ya, polis amcalar teşrif etmeden kıracağız girişi. Ya ayakkabı? Onun da icabına bakarız. Hemen eskiciye iki evlek eder garanti. Otel katibinden öğrendim, Nüveri ile Nurettin sabah erkenden gidiyorlarmış. Bekleyeceğiz. Eyvah, Nurettin Bey'i kaçırdılar. Desene evde yanaların en gaddar ayvayı yedi. Gidip yerden kaldıralım mı? Ne kaldıracağız be, belediye kaldırsın onu. Doğru ya, çöp arabalarının en kralını ona tahsis etmeli. Yaşa be süt kuzusu, adam oluyorsun. Uyanıyor boncuklu fahiş. Hadi şimdi doğru çiftliğe. Ne oldu? Ayakkabıdan ne çıkar ki? Ölürken saçmalamış. Tamam, buldum. Ben kapıdan bakarken ayakkabının altına bir şeyler yapıyordum. Yapma, sen oynama gene o topukla. Topuk değiştirme 5 kağıt, bak. Oynama. Topuk kayıyor. Ha işte, bak kaydırdın. O da nesi? Pabucun cilvesi. Aile faciası, 3 perdelik komedi. Balat, fıçılı meyhanede cam göz. Aramaya o meyhaneden başlarsak belki bir ipucu buluruz. Hadi hemen gidelim. Sen bu kıyafette gidersen soluğu ilk yardım hastanesinde alırsın. Ben şimdi babanın köşküne gidiyorum, sonra da meyhaneye. Dönüşte senin için bir iyilik düşünürüz. Oldu mu fosforlu Cebriye? Memduh. Artık sabrım kalmadı Nüveyre. Seni terk edeceğim. Hayır, bunu yapamazsın. Bütün işleri sen karıştırdın. Nurettin Bey biliyorsun. Cam gözün elinde. Daha veraset işi bitmedi. Araziye giremiyoruz. Halbuki ben bu işe başımı koydum. Senin yüzünden Tevfik Bey'in katili oldum. Doğru. Tevfik Bey'i öldürmen hiçbir şeyi halletmedi. Ama son kozumu oynayacağım. Gel benimle Memduh. Vay mortocular vay. Kime güvenip de konuşmuyorsun? Ya söylersin bildiklerini yahut da geberirsin. Söyleyecek bir şeyim yok. Ben yukarıda kafayı çekiyorum. Ayılınca haber verin. Hey! Var mı bana yan bakan? Gelin cam gözüm masasına be! Helal be cam göz abi. Cam göz abi, herife bir koydun, kamyon çarpmış, kibar arabasına döndü. Dua et mezar cımamı da yollamadım. Adım cam göz, kem gözle bakan olur kör göz. Herif konuşmadı be cam göz abi. Merak etme, o da bülbül kesilir. İçelim ha. Hadi bakalım. Hey! Var mı bana yan bakan? Adım cam göz, kem gözle bakan olur kör göz. Cam göz abiler, Allah ver ruhun gıdası derler. Hangi teneşir orası öttü orada? Sallarken yavaştan at da hissiyatın gıdıklanmasın. Hissiyatına da sana da başlarım. Bir şey mi buyuruldu, tabut kıymığı? Vay kaldırım çiçeği. Nereye güveniyorsun da dilin uzuyor arşın arşın? İster arşınla konuşurum, ister metroyla. Lakırdı vesikaya mı bindi be? Yoksa bir başlarım hayat hikayene, mabadi aile kabristanında biter. Bana be! Lavacı derler. Ulan sırma saçlı, bulmuşsun yağcı gebeşleri, kesiyorsun raconu. Böyle koptu hikayeleri yemeyiz biz. Efendim, efendim? Efendin kalem odasında. Pastırma olacak topal eşek gibi gevşeyeceğine, al istikametini de silkelemeyeyim tozunu. Hey! Ulan imbik fahişesi! Dua et kadınsın, yoksa! Yoksa perşembe pazarında ara oğlum. Hem bendeniz ablana hitap ederken
Takın adabı meşrubatını, yoksa patlatırım 56'yı gözünün astarına. Mosturalık Bursa patlıcanına dönersin. Ne çene varmış sende be? Elbette ya, lafa kaşınana açarız bayramlık ağzımızı oğlum. Bunlar numunelik. Dul karı taşımış büyük ada merkebi gibi bakacağına, otur yerine de anzaratımızı çekelim. Az daha terso gidersen, o stadyum kafana bir maç koyar, Valdenin sülalesine bandomuzu kaçaldırırım. Doğru konuş diyorum, yoksa 5 santimle çift bebeğini alırım. Yuh be! Herife bak herife! Hastane kasabı mısın, mezba doktoru mu? Şiş be! Dur bakalım hele, iltifatımızı alıp zevkten çifte atma. Sen olsan olsan mezbada kuyruğa girmiş boynuzlu enişten olursun. Hey! Ufalar mı lan seni? Ufa! Ufacık tefeciksin. Osta mı koyuyorsun lan? Sende bir başkalık vardı. Sana posta mı koyuyorsun lan dedik? Hayır cicim, turşu kuruyorum. Hey! Kimsiniz lan siz? Bela mısınız başıma be? Fosforlu cevreyle. Kıtıpiyoz. Mariye de fosforlum. Sende de kara sevda var. Sen harbi bir kıza benziyorsun. Affettim seni. Umumi hapse biz de gireriz. Cam göz yürekli kişileri sever. Devam et be aslan yavrusu. Böyle efendice istersen elbette. Moruklar, tımbırdatın şu meretleri de bulalım havamızı. Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolunda damga var, damga var. Gözlerinden bellidir fosforlum. Sende kara sevda var. Moraya da fosforlum. Sende de kara sevda var. Denizlerin kumuyum, kumuyum. Balıkların pulluyum, pulluyum. Efkarlanma fosforlu cevriyem. Ben de Allah kuluyum. Moraya da fosforlum. Ben de Allah kuluyum. Yaşa be fosforlum. Bizden içer misin? Beleşe hayır diyenin zihnine turp sıkarım. Bedava bomba olsun da midemde patlasın. Yemek buldun mu ıvış, dayak buldun mu sıvış? Yağcın bol olduğuna göre kaşıntın yerinde anlaşılan. Değirmenin suyu nereden? Öğütecek unun mu var? Paranın kökü karanlık kuyudaki yan çizdi cevabını. Karıştırma da altı çapanoğlu çıkmasın. Tamam reis, konuşabilirsin, ayıldı. Bu sefer her şeyi söyleyeceğine bahse girelim. Peki, şimdi geliyorum. Bir şarkı daha patlat, oyala şunları, ben peşine düşeyim. Olur. Cenaze evi mi burası, yoksa meyhane mi be? Canlı bir şeyler çalın da neşemiz çiçeklensin. Ne? Ehtereme yaşa Osmanlı Cemriye! Hopalama hopa! 3 gündür eşek gibi dayak yiyorsun! Ne katırın adı var mı sende be? Konuşsana! Söyleyecek bir şeyim yok. Ortağının toprağında ne var? Hazine mi, tarih eserler mi? Ne dalgalar dönüyor? Bilmiyorum. Biliyorsun! Satmamak için boşuna direnmediniz. Veyra gibi güzel bir kadın o sünefe tevfikle boşuna evlenmedi. Ne var o arazide? Bilmiyorum. Konuşmazsan ölürsün. Konuşursam yaşar mıyım? Batı pavyonu arıyor. Hayır, hala konuşmadı. Direniyor şef. Ama konuşturacağım. Konuşmazsa senin de konuşacak halin kalmaz. Hayır, ölmeyecek.
konuşana kadar sağ kalmalı. Baş üstüne şef. Emrediyorsan derhal gebertirim konuşmazsa. Duydun. Aldık öldür emrini. Çözün şunu. Bakma benim kılığıma, bağlurum ayağına. Bakma benim kılığıma, bağlurum ayağına. Racon kesip durma bana. Çalımına yumruk yersin suratına, bakın şunun çalımına yumruk yersin suratına, racon kesip durma bana. Yaşa otkurluğum, yaşa! Benim adım fosforludur. Vurduğumun gözü mordur. Hey! 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 Çıldırtacaksın insanı be! Seni kıymık kıymık doğrarım. Konuş yoksa oyarım gözünü. Kana bulanmışken bakmam gözyaşına. Oyarım diyorum sana. Konuş! Konuş diyorum, konuş! Anlatacak mısın? Anlatacak mısın? Dur. Anlatacağım. Anlat öyleyse. Aman doktor, canım cicim doktor. Derdime bir çare. Çaresiz dertlere... Ne işin var lan burada? Hava alayım dedim. Alırsın sen havayı. Yakalayın lan şunu. Meraklıysan sen yakala, sür çobanı. Yakalayın lan! Numara yapan soluğu cehennemin alt katında alır ha. Tehlikeli oyun oynuyorsun delikanlı. Vazgeç bu sevdadan. Anırmak istemez dedik. Aklı olan kendine saklasın. Çözün bakalım şu adamı. Ey ne bakıyorsunuz öyle havalı havalı küs şu mendifere bakar gibi. Hadi çabuk çabuk. Yaşa kız, yamanmışsın. Zamanında yetişmesem mıhlayacaktı hepinizi. Yani senin tanıdığın değil mi o? Vay fosforlum vay. Sen bundan sonra benim hem gönül hem de iş ortağımsın. Bağlayın şu sersemi de hesaplaşırız sonra. Bu genç Perihan'ın alkolik arkadaşlarından. Biraz sonra ikisi de sızmış olacak.
Yarım saat sonra gelip Perihan'ı öldüreceksin. Anlıyorsun değil mi? Ama... Ne o, çok heyecanlandın. Çok güzel kız, çok genç. Aptal, kazanacağımız milyonları düşün. Aslında ben İstanbul'un kralı sayılırım. Kralsın, yakışıklısın, güçlüsün ama sarayın pek döküntü. Bakma dışına, içini gör. Küçük dilini yutarsın. Buyurun. Vay anam vay. Üstü kaval, altı şişhane. Yaşa be sırma saçlım, zevkin dört köşeymiş. İçkilerim hazırlansın. Yatağıma da kokular serpilsin. Ben serseri maskesiyle dolaşan yaman bir adamım. Yaman bir adam. Bir de saçların olsaymış, dünyaya hakim olurmuşsun. Hem işimi bilirim hem de sevmesini. Beni de seveceksen dikkatine limon sık. Bir kere enayinin biri beni sevecek oldu, bütün İstanbul hastaneleri Herifçioğlu'nu toplayamadı. Sana tapacağım fosforlum. Ben milletler arası iş görürüm. İkinci reisiyim bir şebekenin. Yakında reisi olacağım. Sen de benim kraliçem olacaksın. Desene kel başa şimşirtarak olacağım. Fosforlu olmasaydı kurtulmuştuk. Fosforlu mu? Fakat anlamıyorum. Nasıl yapar? Hala senin kafana vuranın Necla olduğuna inanmıyor musun? Ama sebep yok. Belki de Camgöz'den hoşlanıyordu. Hayır, olamaz. Oldu bile. Kadın dişileşti mi her olmazı yapar. Şimdi kucak kucağıdırlar belki de. Ey yanam ey, toparlanın gacalar, bit pazarının şubesi geldi. Sen tapılacak kadınsın Cevriyem. Şu son iş olsun, milyonlara kavuşturacağım seni. Sen de tapılacak erkek. Gördüğüm keltoşların en akıllısısın. Nedir son iş, kaçakçılık mı? Milyar değerinde bir dava, bir arazi. Bütün yabancı devletler sonsuz para teklif ediyor. Ne var bu arazide öyle? Bilmiyorum ama bir gün çözeceğim. Onu hemen öldür. Sonra her şey bizim olacak. Necla firari bir katil olduğu için topraklarda Perihan'ın da en az benim kadar hissesi var. O öldü mü her şey bizim olacak. Öldür onu. Sonra öteki gencin eline tutuştur bıçağı. Defolun! Defolun! Hadi sarıl bana. Harika erkeğim. Bu kupayı da içersen ayaklarına kapanırım. Zehir olsa içerim. Oh, sen misin Nüveyre? İki ayaklı yılanların en zehirlisi. Ortak olmamı istiyorsun? Sen aptalın birisin. Her şey elinde olduğu zamanlarda bile bir şey yapamadın sen. Fena fikir değil. Biraz sonra Nurettin her şeyi söyleyecek. Sen o işi hallet, görüşürüz. Hadi, güle güle öyleyse. İşler iyi gidiyor galiba. Hem de nasıl. Tevfik Bey'in büyük kızı Necla baba katili olarak aranıyor. Ondan hayır yok. Bizim meşhur yılan kadın da küçük kızı Perihan'ı öldürmeye hazırlanıyor. O zaman araziye el koymak işten bile değil. Nurettin konuşmasa bile istediğimizi her tarafı didik didik edip bulabiliriz. Hadi iç. Durmak oğlum, nereye?
Aptal herif, daha öldürmedin mi onu? Senin bu hislerine mağlup olman yüzünden neler kaybettik? Hadi sen durma cam göze git. Eğer Nurettin konuşursa mahvoluruz. Durma Mahsen'e git, hadi! Kardeşim, canım kardeşim benim. Ablacığım, ne olur beni affet. Seni yanlış anlamışım. Kurtaracağım seni kardeşim. İkimizi de öldürecekler. Ben ölmeye değil, fosforlunun ettiği oyuna bozuluyorum. O işe takma kafanı. Enayiliğime yanıyorum ben. Hayatımda bir kıza ilk defa inanacak oldum. Şuna kalbimden ilk yaralanışım desene. Kalbimden yaralanmak iyiydi ama başıma vurduğu tabancayı unutmayacağım ömrüm boyu. Merak etme. Sağ kalırsak çabuk geçer başındaki yara. Ama gururumun yarası geçmez. Aldatılmayı azmedemiyorum bir türlü. Her şeyi itiraf ettin mi? Bundan sana ne Memdu? Camgöz basıldı. Fosforlu Cevriyat'ında bir kız ihbar etmiş. Aptal Camgöz. Bir kadın uğrunda her şeyi berbat etti. Paçayı güç kurtardı. Artık kozlar benim elimde. Fosforlu Cevriye. Tevfik Bey'in katiliyle teşerrüf ediyorum değil mi? Birazdan polisler buraya da damlar. Sen de hava alırsın. Deli misin be? Bildiğinden de akıllıyım. Kavanoz çiçeği. Necla her şeye mani olacak. Eğer yarım saate kadar buradan çıkmazsam bütün deliller polisin eline geçecek. Hadi çözerler mi? Böyle palavralara karnım tok. Seninle anlaşalım. Sana Batı pavyonuna Necla'yı getirirsem bana ne verirsin? Ne istersen veririm. Bana 8 saat müsaade. 100.000 kağıdını alırım. Hem cinayet ithamından kurtulursun hem de Necla'yı teslim alırsın. Oldu mu? Oldu. Bir kalleşlik yaparsan elimden kurtulamazsın. Polis meyhaneyi bastı. Gizli geçitte kaçalım. Unutma. 8 saat sonra Batı pavyonda. Bir kalleşlik yaparsan... 100.000 kağıt. Hadi sen gazla evladım. Buradalar. Çözün şunları. Bana bak Fosforlu, senin kitabında kalleşlik var mıydı? Affet Kıtıpyoz, mecburdum. Kalbime kazık kakmasaydın ben sana yapacağımı bilirdim. Çok şey öğrendim. Sonra kız kardeşimin de hayatını kurtardım. Çaktım. Tevekkeli Nüveyri Ayşek cennetini boylamamış. O Memduh olacak kırtopoz da filmi koparıyordu. O süs köpeği bir elime geçsin. 32 dişine imzamı atmazsam bana da Fosforlu Cevriye demesinler. Yaşa be Fosforlum, sende kara sevda var. Bende kara sevda değil, kara intikam var. Tepeden tırnağa kinle doluyor. Acını bizden çıkarmaya kalkma da bir sefer bastırdın tahterevalliye.
Ama dört kitap, dört peygamber şahidim olsun ki bir fırıldak çevireceğim sana, küçük dilini yutup kızamık dökeceksin. Iskaladı. Sen de adam olsaydın da sarımsağı koftiden enayi plakisi gibi mantara basmasaydın. Hem bir daha kolumu böyle tutarsam başlarım sülalenin kayısı o çapından. Yuh be, kaçmasam dövecek. Tabii döveceğim, ne sandın kıtıp yoz bozması. O şafıma gitti bu dayak dalgası. Nedenmiş? Neden olacak? Dövmek istediğine göre bana zil zurna aşıksın demek. Sen aşkı bırak da adam ol. Emrin kellem üstüne hanımefendi. İşte adam oldum bile. Cam göz konuşurken duydumdu. Esas şef Batı pavyonun sahibi. Biz oraya şarkıcı olarak gireceğiz. Sesin güzel. Organizatör arkadaşım var. Mutlak çakarız dalgalarını. Pavyonumuz büyük fedakarlıklarla sunduğu yeni programıyla iftihar etmektedir. Huzurlarınızda çöl gecelerinin eşsiz yıldızı Melike Tür Leyla. Selamun aleykum, aleykum selam. Bitmedi aleykum, işmeyi selam. Selam, 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 selam. Selamun aleyküm, selamun yesmin. Selamun aleyküm, selamun yesmin. Bitmek mu aleyküm, şümeyl beymin. Selam, 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 Necla, namı diğer fosforlu çevreye. Sözünü tuttuğun için teşekkürler delikanlı. Ben de seninle hesaplaşmak istiyordum. Ya. Thank you.
bir satış mukavelenamesi imzalayacaksınız. Buna karşılık para da alacaksınız. Hayır, satmayacağım. Delikanlı, senden pazarlık etmiştik. Hadi kızı ikna et. Doğru mu kıtıpıyoruz? Bu kalleşliği yaptın mı? Birbiri berabereyiz Fosforlu. Sen de benim kafama vurmuştun. Ben senin kafana bu sırma saçlıdan bir şeyler öğrenebilmek için vurmuştum. Ve öğreneceğimi de öğrendim. Doğru söyle Camgöz. Yalan şey. Vallahi billahi yalan. Bana bak Fosforlu Cevriye. Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Üvey annen de öldü. Şimdi kız kardeşinde sıra. Kız kardeşim hastanede. Sıhhi durumu da çok iyi. Kardeşim. Beni hastaneden kaçırdılar. Kız kardeşinin ve senin hayatın buna bağlı. İmzala bu satış mukavelnamesini. Peki bu işte benim avantam ne olacak? Ha? Onu sonra düşünürüz. Evvela onları imzalamaya ikna et. 100.000 liraya anlaştık ya. Bir de gölgesi 200.000. Oldu mu? Hadi tamam. Bitir bu işi. Mal bulunur ama can bulunmaz Fosforlu Cevriye. İmzala da gazla git buradan. Yalnız bana bakın, paraları peşin toplayın. Yollayın gitsinler. Hadi ambulansa. Bendeniz cennet kuşu da yüksek müsaadelerinizi rica eder hasbiden. Öldür şunu. Merhaba Fosforlu Cevriye. Demek sen de onlarla birliktin. Nasıl kabul edersen et. Serseriyken ne iyi kalpliydin. Şimdi? Şimdi bir kara domuz gibi çirkinsin. Kızmak sana çok yakışıyor. Köşkten ve araziden çıkardılar bizi. Sen satmadın mıydı oraları? Paraları cebellezi ettin. Şimdi afiyetle ya Fosforlu. Ben artık burayı terk ediyorum. Çakıyorsun ya, zengin olduk. Dur. Senin binbir hileyle sahip olduğun yerlerde babamın büyük hayalleri yatıyordu. Bir de beni sevdiğini söylüyordun. Fosforlum, bu cihan alemde aşk diye bir bomba varsa senin göz bebeklerinde başlar, kirpiklerinde infilak eder. Kıtıpıyoruz. Sen serseri bir şairsin. Eğer kalbinde bir gram ateş olsaydı böyle andavalılık yapmazdın. Söyle, sevmiyor musun beni? Milyonluk bir sırrı yaya kalmış bir aşk hikayesini harcayamam. Ne söylediğinin farkında mısın? Elbette süt kuzusu. Ne sarhoşum ne bunak. Yani? Yanisi kendisi benden sana baba nasihatı. Hayatta kimseye inanma. Dur. Acelem var Fosforlum. Dur diyorum, yoksa ateş ederim. Bana aşıksın süt kuzusu. Elin titrer. Mor ya da fosforlum, sende kara sevda var. Mor ya da fosforlum, bende de kara sevda var. Denizlerin kumu
balıkların puluyum, puluyum. Efkarlanma fosforlu cevriyem, ben de Allah kuluyum. Mor ya da fosforlum, ben de Allah kuluyum. Sen o serseriyi seviyorsun abla. Bir hırsızım. Gönül bu abla. Aynı şeyi o da söylemişti. Sevmesen ağlamazdın. Nasıl yapar bu hırsızlığı? Düşün Perihan, hayatımı kurtardı. Sonra aşıktı bana, inanmıştım. Belki bir gün ben de sevecektim. Seviyorsun abla, kendinden saklama. Bilmiyorum. Sevmek istemiyorum serseri bir hırsızı. Unutmak istiyorum. Bunu size getirdiler. Ne o? Resmi bir zarf. Arazinizdeki uranyum madeninin memleketimiz için hayati değeri büyüktür. Bu konudaki yardımlarınız için teşekkürü vatani bir borç biliriz. Milli Savunma Bakanı. Bu da ne demek? Ne uranyumu? Bir de bunu verdiler. Bir askıntı bir fosforlu cevriyeyi bulmak için bekliyor. Tabii tabanca çekmezse. Kıtıplıyoruz mu? Nerede? Su kenarında. Çetin. Denizlerin kumuyum, kumuyum. Balıkların kumuyum, kumuyum. Efkarlanma fosforlu cevriyem. Ben de Allah'ım. Ben de Allah'ım. Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer Kıtıp Yoz, fosforlusundan özür diler. Çetin! Kız kolumda damga var, damga var. Gözlerinden bellidir fosforlu.